yağışlı ve kasvetli bir gün ve kaz avlamak için ideal bir hava. Dengeni ve ikiz oğulları av bölgesine gitmek için 9 saat araba kullanmış. Geyni ailesi 2015 Haziran ayında 9 kişinin öldürüldüğü Güney Carolina'nın Charleston kentindeki kiliseye yarım saat uzaklıkta yaşıyor. Geçen yıl meydana gelen silahlı saldırılar bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde etkiliyor. Tartışmanın bir tarafında silah sahipleri var. Bu bizim için bir hayat tarzı. Bu şekilde yiyecek buluyoruz. Avcı rehberi David Price 47 yıldır bu arazide çalışıyor. Silah tartışmasının seçimlerde vereceği oyu etkileyeceğini söylüyor. Ne zaman bir demokrat gelse silahlarımızı almak istedi. Cumhuriyetçiler en azından bizimle aynı fikirde gibi görünüyor kazları bu 12 kalibrelik yarı otomatik silahlarla vuruyorlar. Ancak Price bazı avcıların daha güçlü tam otomatik silahlar kullanmasını anlam veremiyor. Neden 30 el ateş etmeye ihtiyaç duyduklarını anlamıyorum. CNN televizyonunun yaptığı bir anket Amerikalıların silah kontrolü konusunda görüş ayrılığı yaşadığını gösteriyor. Başka bir anket ise her dört Amerikalı'dan birinin silahlanma konusunda kendisiyle aynı görüşte olan adaya oy vereceğini ortaya koyuyor. Demokrat Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Donald Trump'ın silahlanma konusundaki görüşleri partileriyle aynı çizgide. İster beğenelim ister beğenmeyelim silahlara ihtiyacımız var. Bizim sorunumuz nedir? Neden silah lobisine ve temsil ettikleri silah üreticilerine karşı çıkamıyoruz? Kısaca NRA olarak bilinen Ulusal Silah Derneği, ülkedeki en güçlü silah lobisi. NRA geçen yıl silahlanmayı destekleyen adaylara 30 milyon dolar bağış yaptı. NRA başkan adaylara not veriyor. Hillary Clinton sınıfta kalırken Donald Trump dereceye alınmıyor. David Keane, NRA'nin eski başkanlarından. 5 milyon üyemiz var. Ayrıca anketler 50 milyon Amerikalı'nın silahlanma hakkının tehdit edilmesi durumunda silah taraftarı adaya oy vereceğini gösteriyor. Bu grup son 3 yıldır her hafta silah yasalarının değişmesi için protesto gösterisi yapıyor. Yuko Frost, silahlanmanın kontrol altında tutulduğu Japonya'dan Amerika'ya göç etmiş. Silah kontrolünün çok sıkı olduğu bir kültürde büyüdüm. Bu ülkede neredeyse her gün silahlı saldırı olduğunu görmek ve hiçbir şeyin değişmediğine tanık olmak çok zor. Uzmanlar silah tartışmasının bu yılki seçim sonuçlarını belirlemeyeceğini ama büyük ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Ege Can Çıkar'a Amerika'nın Sesi Washington.